Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar. Seste herhalde bir problem yok. Olursa zaten yazarsınız. İsmim Feriha. Hazırsanız borçlar hukuku staja giriş sınavının borçlar hukukunda bu zamana kadar gelmiş olan sorularına, sonra da bu bölümü hallettikten sonra da ticaret hukuku alanından gelmiş olan sorularına değineceğiz. Bunun için gördüğünüz gibi 2012-2015 yılları arası borçlar hukukunun sınav soru ve cevapları diye söylenen kısmı devam ettireceğiz. 2012 diye özellikle seçmemizin de bir sebebi var. 2012 yılında bileceksiniz derste de vurgulamıştık. Kanun değişikliği gerçekleşti. 2012 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe sokuldu. Tabi bundan önce de bir kanunumuz vardı ama dili oldukça eski ve günün ihtiyaçlarına hizmet etmiyordu. Dolayısıyla değiştirildi. O yüzden biz de 2012-2015 arası sorulara bakacağız. Tabi zamanımız yettiği kadarıyla hepsini çözmeye çalışacağız. 2012 öncesi çıkan soruları tararsanız ya da bakarsanız göreceksiniz ki aslında 2012'den sonra gelen sorulara çok benziyor. Fakat yine de çözmek çok doğru olmaz. Çünkü eski kanuna göre cevapları işaretlemeniz gerekecek. Bu da bir kafa karışıklığı yaratabilir. O yüzden biz de sadece 2012 ve öncesi kısmıyla devam edeceğiz. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk önce 2013 1 ve soru 1 şeklinde. Aşırı aralanma gabin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru metni dikkat ederseniz yanlış olanı soruyor. Gabini hatırlayacaksınız. Gabin bir tarafın tecrübesizliği, bilgisizliği, deneyimsizliği, yaşlılığı, sakatlığı gibi bir sebeple bir tarafın aşırı sömürülmesi, ondan aşırı bir menfaat elde edilmesi, buna karşılık diğer tarafında zor durumda kalması karşılığında yapılan bir sözleşme. Aslında işin özünde hile var. Bunu dümdüz bir hileden ayırt eden şey nedir? Hilede kimse sizin tecrübesizliğiniz, bilgisizliğiniz, deneyimsizliğiniz gibi bir konuyu sömürmüyor. Yani dümdüz dolandırılıyorsunuz, bu kadar. Ama gabin dediğimiz meselede kişiler sizin tecrübesizliğiniz, yaşlılığınız, sakatlığınız, zor durumda olmanız, düşüncesizliğiniz gibi bazı durumları sömürerek sözleşme yapıyorlar. Dolayısıyla basit bir hileyle gabin arasındaki fark budur. Bu arada cevabı görüyorsunuz, burada yazıyor ama biz o kısma çok odaklanmıyoruz. Biz tek tek her bir şıkkı okuyarak ilerleyeceğiz. Neden doğrudur, neden yanlıştır tartışacağız. İlk şık, aşırı yararlanmanın söz konusu olabilmesi için edimler arasında açık bir oransızlık olmalıdır diyor. Biraz önce de söyledim. Dediğim gibi bir taraf aşırı bir menfaat elde ederken diğer taraf buna karşılık sömürülüyor. Sanki şey gibi düşünebilirsiniz. 1.000 liralık malı 100.000'e satın alıyorsun. Ya da işte 100.000 liralık bir malı 1 liraya satın alıyorsun gibi. Açırı bir oransızlık, açık bir oransızlık var. Dolayısıyla bu şık doğru. Edimler arası bir oransızlık var. İkinci şıkımız, aşırı yararlanmada edimler arasındaki oransızlık zarar görenin zor durumda kalmasından, düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanarak gerçekleştirilir. Biraz önce tanımlarken de vurgulamıştık. Biri sizin zor durumda olmanız, deneyimsizliğiniz, tecrübesizliğiniz, sakatlığınız, yaşlılığınız gibi durumları sömürüyor. Bu da doğru. Aşırı yararlanma halinde uygulanacak yaptırım diyor. Kesin hükümsüzlüktür. Arkadaşlar günlük hayatta böyle bir sözleşmenin geçersiz olması için kullanacağınız terimler işte geçersizdir, hükümsüzdür, doğru değildir gibi laflar olabilir. Fakat hukuk dersinde bu terimleri bu mantıkla dümdüz kullanamazsınız. Çünkü hükümsüzdür demek hukukta farklı bir anlama gelir. İptal edilebilir demek başka bir anlama gelir. Hükümsüzlük yaptırımı çeşitleri var. Derste görmüştük. Butlan olabilir, nispi butlan olabilir gibi yaptırım, tek taraflı bağlamazlık yaptırımı olabilir. Haliyle akla farklı farklı şeyleri getirebilir. O yüzden siz söylenen terimler neyse bu terimlere göre bir cevap vereceksiniz. Dolayısıyla aşırı yararlanma halinde uygulanacak yaptırım kesin hükümsüzlük değildir. Aşırı yararlanma halinde uygulanan yaptırımımızın adı iptal edilebilirliktir. Kesin hükümsüzlük eşittir butlan demektir. Hayır, gabinde hata, hile, tehdit ve gabinde butlan yaptırımını kullanamayız. Kullanacağımız yaptırımın adı iptal edilebilirliktir. Dolayısıyla C seçeneği yanlış. Demek ki terimleri günlük hayattaki anlamıyla söylemiyoruz. Hukukta söylenen terim anlamıyla kullanıyoruz. Ve öğrendik ki şimdi aşırı yararlanma yani gabin, hata, hile ve tehdit durumunda uygulanan yaptırımın adı iptal edilebilirliktir. Mutlan yani kesin hükümsüzlük değil. Dolayısıyla C seçeneği yanlış. Diğer şıklara da bakalım. Aşırı yararlanmada zaman aşımı süresi durumu öğrenme veya zor durumun ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl. Her halükarda sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıldır diyor.
Süre doğru. Gabin'de bir farklılık vardı. Onu bir daha bu şıkta da vurgulayarak söylüyoruz. Gabin'de sadece bir yıllık iptal davası açma süresi değil, hem bir hem de beş yıllık iki farklı süre vardır. Bir yıllık süre, bu soru şıkta uzunca söylemiş ama kısaca kodlayacak olursak, fiili ve faili öğrenmeden itibaren bir yıl. Her halükarda da sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 yıllık bir süredir. Yine dikkat edin, vurgulayayım ki hata, hile ve tehdit durumunda süre sadece 1 yıldır. Hata, hile ve tehditte ekstra 5 yıllık süremiz yok. Hata, hile, tehditte tek süre var. 1 yıl için iptal davası açma süresi. Gabinde 1 yıllık süre, ilaveten bir de 5 yıllık süremiz var. Dolayısıyla iptal davası açma süresi gabinde 2 farklı süre olarak söyleniyor. Haliyle bu şık da doğru. Aşırı yararlanmada zarar gören, sözleşmeyi sona erdirmeyerek sadece edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. Bu aslında sadece Gabin'le ilgili bir şık değil. Bu iptal edilebilirlikle ilgili genel bir cümledir ve bu da doğru. Ne ifade ediyor bu cümle? Şu: hata, hile, tehdit ve Gabin'de. Sözleşmeyi bir yıllık, Gabin'de bir de ekstra 5 yıllık bir süre içerisinde iptal ettirmek isteyip de iptal davası açma imkanınız varken, bunu yapmayıp şöyle bir yol da izleyebilirsiniz. İptal davası açmayalım. Edimler arasında var olan dengesizliği, o hatayı, o hileyi, o tehdidi giderelim. Sözleşmeyi sağlam hale çevirelim. Ve iptal davası açmadan sözleşme aramızda geçerli bir şekilde devam etsin seçeneğini de kullanabiliriz. Dolayısıyla E şıkkı da bu vesileyle doğru oluyor. Yani illa iptal davası açmak zorunda değilsiniz. Sözleşmeyi sona erdirmeyerek, yani dava açmayarak, sadece edimler arasındaki oransızlığın giderilmesi de istenebilir. Buna da bir engel yok. Dolayısıyla cevap C seçeneği yanlış oldu. Çünkü iptal edilebilirlik yaptırımıdır dedik. Tabii ben burada çözerek ilerliyorum arkadaşlar. Sizin sorularınız olursa yazın. Onları da görebildiğim kadarıyla burada cevaplamaya çalışacağım. Geliyoruz ikinci soruya. Sözleşmelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Sözleşmenin tanımı nedir? Karşılıklı birbirine uygun irade açıklamalarıdır. Dolayısıyla sana arabamı satıyorum, karşılığında 100 bin lira alıyorum gibi bir durum. Bununla ilgili hangisi doğrudur? Her borç doğumu anında muacel olur. Muacel kelimesinin anlamı biliyorsunuz, vadesi gelmiş, ödenme zamanı gelmiş manasındadır. Her borç doğduğu anda muacel olur lafı tam anlamıyla doğru bir laf değil. Bakın bu şık, kelimeye dikkat edin, tam anlamıyla doğru değil. Bu eksik bir şıktır. Daha yanlış bir şey bulamazsanız böyle bir şıkkı doğru diye işaretleyebilirsiniz. Ama şu haliyle eksik. Ne açıdan eksik? Sözleşmede borcun ödeneceği zamanı, yani vadeyi istediğiniz gibi belirleyebiliriz. Eğer sözleşmede vadeyi istediğimiz gibi belirlemediysek, o zaman kanun diyor ki her borç doğduğu anda muaceldir. Şimdi bu sondaki cümleyi bilen bir öğrenci atlayıp bu şıkka doğrudur derse hata etmiş olur. Niye? Bu cümleye nereden geliyorsun? Önce sözleşme. Sözleşmeye borcun zamanını da, borcun ifa yerini de istediğimiz gibi yazabiliriz. Yazmadıysak her borç doğduğu anda muacel olur. Kanunda söylenen ifa yeri uygulanır. Haliyle eksik bir şık, şu haliyle yanlış dememiz lazım. Geliyoruz B şıkkına. Alacaklı kural olarak kendisine yapılan kısmi ifayı kabul etmek zorundadır. Alacaklının kısmi ifayı kabul etmek gibi bir zorunluluğu yok. Alacaklının borçtan beklediği menfaat nedir? Borcun tamamı neyse o kadardır. Dolayısıyla adamı mecburiyet yükleyerek 100 bin liralık borcun, ben şimdi 50 binini getirdim, 50 binini kabul etmek zorundasın diye bir kanun zorundalık getirmiyor. Dolayısıyla bu şık yanlış. Alacaklının kısmi ifayı kabul etmek gibi bir zorunluluğu yok. Reddedebilir diye söylüyoruz. Haliyle bu da gitti. Geliyoruz C seçeneğine. Kural olarak tüm borçların ifa yeri alacaklının yerleşim yeridir diyor. Hayır. Böyle bir kural yok. Biraz önce A şıkkını açıklardan kendi konuştum. Bir daha söylüyoruz. İfa yerini, yani borcun nerede teslim edileceğini ve ifa zamanını taraflar sözleşmeyle diledikleri gibi belirleyebilirler. Eğer ifa zamanını söylemediyseniz A şıkkında söylenen her borç doğduğu anda muacil olur. Eğer ifa yerini söylemediyseniz 3 farklı borç tipine göre farklı ifa yerleri gelir. Ve bu da kural olarak alacaklının değil, borçlunun yerleşim yeridir arkadaşlar. Alacaklının ifadesi hatalı. Dolayısıyla bu şık da bizim için yanlış. Geliyoruz B seçeneğine. Türk hukukunda borçlunun şahsen ifa zorunluluğu bulunmaktadır. Şahsen ifa zorunluluğu yoktur arkadaşlar bizde. Çünkü şahsen ifa zorunluluğuyla kastedilen şey borcu kendi şahıs varlığınla ödemen demektir. Ama biz biliyoruz ki borçlu borcu mal varlığıyla da ödeyebilir. Ki parayla ödemesi, evini arabasını teslim etmesi gibi şeyler malla ödemeyi ifade eder. Dolayısıyla şahsen ifa zorunluluğu yok. Ve geliyoruz son seçeneğe ki sanırım hepsi yanlış olduğuna göre ya da eksik olduğuna göre sanırım E seçeneği doğru. Çeşit borçlarında, yani cins borcu, yani atıyorum 10 ton portakal teslimi gibi bir borçta kural olarak edimin seçimi borç diyardır. Evet, doğru. Eğer
10 ton portakalın cinsinin, atıyorum Washington portakalı mı, sıkmalık portakal mı, çekirdekli mi, çekirdeksiz mi gibi türlerini belirlemek için yetkiyi alacaklıya ya da bir üçüncü kişiye verdiyseniz onlar. Ama böyle bir şey yapmadıysanız edimin seçimi, yani o çeşitten hangisinin yerine getirileceğine borçlu karar verir. Haliyle E seçeneği bizim için doğru seçenek oluyor. Bir daha vurguluyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bu soruda A seçeneği, özellikle A seçeneği aslında tam anlamıyla yanlış bir şık değildir. Eksik bir şıktır. Bilgi eksikliği vardır. Daha yanlış, daha doğrusu daha doğru bir cevap E seçeneğinde gördüğüm için cevabı E diye işaretliyorum ama varsayın ki E diye bir seçenek olmasaydı o zaman A'yı doğru diye işaretlemeniz gerekirdi. Bu vesileyle aslında size şunu söylemeye çalışıyorum bu soru vesilesiyle. Bazen borçlar hukukunda öyle sorular karşımıza geliyor ki cevapların bazen hepsi doğru. Bazen de şıkların hepsi yanlış oluyor. Sizden en doğruyu ya da en yanlışı bulmanız istenebiliyor. Haliyle biraz böyle işkillenmeniz, sorunun altında bir şeyler aramanız gerekiyor. Hemen A şıkkında gördüm diye atlamamanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bütün şıkları okumanız gerekiyor. Çünkü bu soru buna çok güzel bir örnek. Bakın A seçeneğinde aslında doğru ama eksik doğrulu bir şık var. Ama bizim için en doğru seçenek E seçeneği olduğu için bunu işaretliyoruz. Böyle sorularda lütfen dikkatli olun. Bildiğiniz bir soruyu yanlış yapmayın. Geliyoruz üçüncü soruya. Bir sözleşme yapılırken diyor düzenleyenin ileride çok sayıdaki benzer sözleşmelerde kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerine ne denir? Çok genel bir tanım arkadaşlar. Direkt tanım olduğu için şıkkına giriyorum. Genel işlem koşulları denir. Hani örnek niyetinden söylüyorum. Bankadan kredi alırken ya da kredi kartı kullanmak isteyip de talepte bulunduğunuz zaman size böyle çarşaflarca bir şey imzalatırlar. Şu şuraları şuraları imzalayın deyip 4-5 sayfalık şey karşınıza çıkar. İşte bu bir genel işlem koşullu sözleşmedir. Taraflardan biri, yani örneğin banka, tek başına daha önceden sözleşmeyi hazırlamıştır ve ilerideki benzer olaylarda kullanmak üzere sizin önünüze getirir. İşte bu tarz sözleşme yapma prensibine genel işlem koşullarıyla sözleşme yapma prensibi denir. Aşırı yararlanma gabin, onu biraz önce soruda da çözdük. Böyle bir soruyla hiç alakası yok. Hile, dolandırılmanız demektir, hiç alakası yok. Yorum, sözleşmeyi yorumlayarak yeni şartlara uyarlamak demektir. Yukarıda bunu ifade eden hiçbir ifade yok. Muvazalı hüküm, tarafların iradeleriyle irade beyanları arasında bir uyumsuzluk olma halidir. Yukarıdaki ifadelerde de hiç böyle bir şey yok. Dolayısıyla ifadelerin anlamından hareket ederek de B seçeneğini çıkarabiliriz. Ama dediğim gibi zaten direkt tanım sorusudur. Bilen bir arkadaşım tık diye işaretleyip geçer. Geliyoruz bir diğer soruya. 818 sayılı borçlar kanununa göre. Şimdi bu soruyu çözerken bir şey konuşmamız lazım. Bakın sorunun sorulduğu yıl 2013, birinci dönem sınav sorusu. Ama eski kanunu sınavda sormuşlar. Demin biraz önce girerken de söyledim. Yeni borçlar kanunumuz 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. Ama bakın 2013 yılında çıkan bir soruda eski borçlar kanunundan soru var. Ha bunu şu anda 2016 ve sonraki yıllarda yaparlar mı? Fikrime göre yapmayacaklardır, yapmazlar. Ama daha önce bir kere de işte bu soruda gördüğünüz gibi emsal olabilecek şekilde eski kanun döneminden soru yapmışlar. Allah'tan ki şöyle bir durum var. Bu soruyu okurken birazdan da göreceğiz. Bu konuda yani bu soruyla ilgili olan hususta eski kanunda da yeni kanunda da açıklamalar aynı. Hani tesadüf eseri ki eski kanunla yeni kanun arasında farklılık olmayan bir konudan soru yapmışlar. Farklılık olan bir konudan soru yaparlarsa problem yaşayabilirsiniz. O yüzden derste anlatırken önemli olan konularda eski ve yeni kanun farkına da bazen değiniyoruz. Değinmek lazım. Bunu işte 2013 yılında çıkan bu soruda fark edebiliyoruz. Evet soru 4 itibariyle okuyalım. 818 sayılı borçlar kanununa göre yani eski borçlar kanunumuza göre temsilcinin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilmek için özel bir yetkiye gereksinimi yoktur. Yani özel yetki olmasa da Ümmet Hanım ses diye bir husustan bahsetmiş ama şimdi nasıl acaba? Herkeste seste problem var mı arkadaşlar? Olanlar yazarsa. Bak 3 soru anlattık. Sessiz mi anlattık bunu? Az geliyor. Hanife Hanım. Peki. Şöyle yapalım. Şimdi bir kontrol edin. Artıracağım. Uğrayacağım. Biraz uğraşacağım. Nasıl? Şimdi ses nasıl? Biraz oynuyorum. İyi midir? Biraz daha sona yaklaştırdım. Şimdi nasıldır? Hanife Hanım, şimdi nasıl?
Atilla Bey. Dilek. Ha, mikrofona yaklaşacağım. Mikrofon orada değil. Mikrofon burada. Dur bir mikrofonu yukarı takayım. Durun. Biraz daha şöyle. Evet, şimdi yoklayın bakayım. Ece işte yani görüyorsun yoldayız da bile dinleniyoruz. Aferin aferin, iyi yapıyorsun. İşte bak bunlar hep sana yolsa elektrik olarak dönecek. Şurada yakaladığın bir soru çıkar belki. İyi midir arkadaşlar ses? Sorusu olan başka? Sesle problemimiz yok. Devam ediyorum o zaman. Evet. Soru metnini bir daha alıyorum. 2013 yılı sorusu 818 sayılı eski borçlar kanunumuza göre diyor. Temsilcinin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilmek için özel yetkiye gereksinimi yoktur. Şimdi temsilcinin hukuki işlem yapabilmesi için verilen yetkinin adı aslında genel yetkidir. Yani genel yetkiyle. İşte ne bileyim arabanızı da satar, işte gidip ne bileyim cep telefonu da size satın alır, atıyorum dava varsa davayı da belki yürütebilir ama özel olarak bazı işlemleri yapabilmesi için temsilciye izin. Açıkça yetki. Özel olarak yetki vermiş olmanız lazım. Bu işlem kategorilerini derste de vurguladık. Ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ezberlemeniz gereken bazı işlemler. Hemen size kısaca bir daha sayıyorum. Özel yetki gerektiren işlemleri, dava açmak, sulh olmak, tahkime başvurmak, kambiyo taahhüdünde bulunmak, taşınmazları almak, satmak ya da rehnetmek, kefil olmak, vakıf kurmak gibi işlemleri temsilcinin sizin adınıza yapabilmesi için özel olarak izin, yetki vermiş olmanız gerekir. Özellikle derste de anlatırken vurguladım. Bakın taşınmazları almak, satmak, rehnetmek için özel yetki gerekir. Ama şıkta oynayacağı laf genelde taşınırları yani menkulleri almak, satmak, rehnetmek için özel yetki gerekmez. Genelde de şıklarda taşınırı oynayarak koyarlar yanlış şıkka. Bu da hatta bir ipucu olarak bulunsun diye söylüyoruz ki bak hemen bu sorunun şıkkında da görüyorsunuz. Özel yetkiye gerek olmayan A seçeneğindeki menkul yani taşınır devridir. Özel yetki gerektiren hangisiydi? Taşınmazları devretmek, satmak, rehnetmektir. Taşınırları yani menkulleri devretmek, rehnetmek, satmak için özel yetkiye ihtiyacımız yok. Bunu genel yetkiyle de yapabiliriz. Diğerleri, sulh olmak, kambiyo taahhüdünde bulunmak, bağışta bulunmak, dava açmak, yine burada yazmayan ama bizim söylediğimiz biraz önce kefil olmak, vakıf kurmak gibi işlemleri temsilcinin yapabilmesi için özel yetki gerekir. A seçeneği bu sebeple sorumuzun cevabı oluyor ve geçiyoruz bir diğer soruya. Bu özel yetki gerektiren işlemleri ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Çok sıklıkla soru geliyor bundan. Yani 2-3 dönemde bir soru soruluyor bu hususta. O yüzden burayı iyi bileceğiz. Evet geliyoruz diğer soruya. Oğluna fakülteyi bitirmesi sebebiyle kol saati alan, şimdi bak saati neden alıyor? Fakülteyi bitirmesi sebebiyle almış. Ama sonra onun fakülteyi henüz bitiremediğini öğrenen babanın düştüğü bir hata. Sözleşme ne sözleşmesi? Kol saati satın alma sözleşmesi. Baba kol saati satın alma sözleşmesini ne amaçla, ne saikle, hangi dürtüyle yapıyor? Fakülteyi bitirme sebebiyle yapıyor. Ama bir bakıyor ki oğlu fakülteyi bitirememiş. Fakülteyi bitiremediğini öğrenseydi böyle bir kol saati satın alacak mıydı? Hayır. Çünkü soru metninde de diyor bakın kol saatini alma sebebi nedir? Fakülteyi bitirmesidir. Dolayısıyla burada bir saik hatası vardır. Şimdi aynı soru üzerinden diğer şıkları yorumluyorum. Bunu bu sorunun kişide hata olabilmesi için işte oğluna yerine kızına almış olması gibi bir laf söylemesi lazım. Böyle bir kişi hatası olmadığı için A şıkkı gider. Miktar hatası olabilmesi için işte atıyorum bir kol saati yerine iki kol saati demesi lazım. Miktarla ilgili bir laf söylemesi lazım. Bu da olamaz. Konu hatası. Öğrenci genelde bu tarz bir soruda konu hatası hususuna atlıyor. Ama bu sorunun konu hatası olabilmesi için şöyle demesi lazımdı. İşte kol saati yerine cep telefonu. Ne bileyim kol saati yerine araba alıyor gibi. Konudan bahsediyor, maldan bahsediyor olması lazım. Öyle bir şey de yok. Gitti. Nitelik hatası, tür hatası olabilmesi için demesi lazımdı ki sorunun. Kol saati satın alan ama meğerse kiralamış olan, kol saati satın alan ama meğerse bağışlamış olan gibi sözleşmenin türünden bahseden bir hata olması lazım. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevap E seçeneği. Ha kaldı ki yani A, B, C ve D seçeneklerini bu yöntemle eleyebilecek olduğunuz gibi ilk girerken soruya söylediğim gibi şu da size bir ipucudur. Fakülteyi bitirme sebebiyle, amacıyla, bu saikle, bu dürtüyle kol saati alınmış.
Böyle bir dürtü gerçekleşmemiş meğerse, dolayısıyla buradaki hata sözleşme yapma amacınızda, sözleşmeye sizi götüren nedende, sözleşme yapmaya sizi dürten sebepte, saikte hatadır. Saik zaten Türkçe kelime anlamı amaç demektir. Dolayısıyla cevap E seçeneği oluyor. Evet. Geliyoruz 2013'ün ikinci dönem sorularını arkadaşlar. Böylece ilk dönemi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi genelde 4-5 soru civarı, yani bir önceki dönem, bir önceki soruda da gördüğünüz gibi 5 soru sorulmuş. 2013 döneminin ikinci döneminde bakalım kaç soru gelecek. O yüzden bu vesileyle parantez açarak söylüyorum ki işte her dönem 5 soru sorulur, her dönem 4 soru sorulur diye bir garanti sistemimiz yok. Sınav hazırlayanlar da öyle bir garantiyle soru hazırlamıyorlar. Bu dönem belki borçlardan 7 soru sorabilir. Belki 3 soru sorabilir. Bilemiyoruz. Bunu göreceğiz. Dolayısıyla geleceğiz ikinci soruya. Hangisi diyor borçlu temerrüdünün kusura bağlı olmayan sonuçlarından biridir? Recep Bey çok olmadı başlayalı. Daha 5 soru anca çözdük. Yetiştiniz. Devam ediyoruz. Dahil olun hemen bize. Borçlu temerrüdü, temerrüt kelime anlamı direnmek demektir. Borçlu temerrüdü, borçlu direniyor anlamında. Borçlu neyde direniyor olabilir? Demek ki borçlu borcu ödememekte, teslim etmemekte, vermemekte direniyor. Peki biz ömür boyu borçlu borcu versin diye alacaklı olarak bekleyecek miyiz? Hayır. Borçlu borcu ödesin diye direndiği zaman alacaklı olarak bir ihdar yapacağız, onu bir uyaracağız, borcu öde diye dürteceğiz. Hukuki ya da ihdardır. Yaptığımız ihtara rağmen borçlu borcu ödemezse, o zaman çeşitli ihtimallerimiz var. Nedir o ihtimaller? Aynen ifayı istiyorum, tazminat istiyorum diyebilirsiniz. Aynen ifadan vazgeçiyorum, müsbet zarar tazmini istiyorum diyebilirsiniz. Ya da sözleşmeden dönüyorum, sözleşmeyi bitiriyorum, menfi zarar tazmini istiyorum diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra aldığım zarar tazminleriyle karşılanmayan ekstra daha fazla zararım var diyorsanız muzam zarar, ek zarar tazmini de istenebilir. Arkadaşlar ipucu bir yerde tazminat diyorsa anlayın ki orada kusur ve zarar aranır. Bir yerde tazminat kelimesi geçiyorsa orada kusurun ve zararın ispatına ihtiyaç olur. Şimdi geliyorum soruya. Bu genel açıklamalardan sonra daha net bakabileceksiniz. Hangisi borçlu temerrüdünün kusura bağlı olmayan sonuçlarından biridir? Bir yerde dedim biraz önce tazminat yazıyorsa orada kusur ve zarar aranır. O zaman hemen B seçeneğini ve E seçeneğini eliyorum. Değil mi? Tazminat kelimeleri geçiyor. Tazminat varsa kusur ve zarar aranır. Dolayısıyla B ve E kesinlikle olamaz. Ki AD'de de varmış tazminat, gecikme tazminatı. Bu mantıkla B seçeneği de gidiyor. Kaldım A ve C seçeneklerine. Kazadan sorumluluk, işte gönderdiğiniz malın başına yolda giderken bir şey geldi. Bu kaza dolayısıyla sorumlu olabilmen için o kazayı yapmakta senin bir kusurun var mı yok mu buna bakılır. Dolayısıyla burada da arkadaşlar zarar tazmini aranır. Hali daha doğrusu kusur ve zarar aranır. Dolayısıyla A seçeneği de gidiyor. Kalıyorum geriye C seçeneği. Sözleşmeyi bitirmek için, temerrütte sözleşmeden dönebilmek için kusur ve zarara gerek yok. Temerrüde düşmek yeterli. Yani daha Türkçe bir ifadeyle. Borçlunun borcu zamanında ödememesi sözleşmeyi sona erdirmek için yeterlidir. Ama diğer A, B, D ve E seçeneklerindeki şeyleri talep edebilmeniz için temerrüde düşmenin, yani borcu zamanında ödememenin yanı sıra kusurun ve zararın ispatlanması gerekir. İpucunu bir daha söylüyorum. Tazminat kelimesi geçen bir yerde demek ki neyi düşüneceksin? Tazminat varsa kusur ve zarar ispata aranır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Geliyoruz ikinci soruya. Hangisi Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş esaslı hata hallerinden biri değildir? Bakın 2013'ün ikinci dönemindeyiz. İlk döneminde de iki tane hata sorusu vardı. 2013 yılında da bir hata sorusu var. İlerledikçe yılları göreceksiniz, hata soruları var. Hatadan soru sormayı seviyorlar. Dolayısıyla karşımıza hatayla ilgili bir soru çıkabilir. Bu zamana kadar sorulma oranı yüksek olan bir konu. Haliyle çalışırken aklınızda bulunsun. Hata konusuna iyi odaklanın. Şimdi hata ikiye ayrılır. Sözleşmeyi iptal ettiren esaslı hatalar, sözleşmeyi iptal ettirmeyen esaslı olmayan hatalar. Bir daha söylüyorum. Hata halleri iki çeşittir. Sözleşmeyi iptal ettiren hata halleri esaslı olanlar.
sözleşmeyi iptal ettirmeyen, esaslı olmayan hata halleri. Soru bize hangisini soruyor? Esaslı olanlardan biri değildir. Yani esaslı olmayanı soruyor. Kişide hata, nitelik hatası, tür hatası, miktar hatası ve sahip hatası esaslı hatadır. Bir daha sayıyorum esaslı hata hallerini. Bunları da ezberlemeniz gerekiyor. Tür, nitelik hatası, konu hatası, miktar hatası, kişi hatası ve bazı sahip hataları esaslı hatadır. Bunlar dışında kalan, örneğin şekil hatası, örneğin basit hesap hataları, örneğin adi yazım yanlışlıkları esaslı hata hali değildir. Sözleşmeyi iptal ettirmez. Şimdi bu söylediğime göre, şekilde hata esaslı değil. Nitelik hatası esaslı bir hata halidir. Konu hatası esaslı bir hata halidir. Kişide tarafta hata esaslı bir hata halidir. Miktar hatası esaslı bir hata halidir. Ama şekil hatası demin de söylediğim gibi, adi yazım yanlışlığı, şekil hatası, basit hesap hataları esaslı değildir. Sözleşmeyi iptal ettirmez. Dolayısıyla dava açmanıza sebep olmaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği, diğerleri esaslı hata halleridir dedik. Geliyoruz diğer soruya. Satıcının diyor sattığı mal üzerinde üçüncü şahısların bir hak iddia etmesinden doğan sorumluluk. Satıcı bir mal satıyor. Üçüncü bir kişi de diyor ki sen diyor benim malımı nasıl satarsın o mal benim o malı bir başkasına satamazsın şeklinde bir hakkı var. Bu sorumluluğun adı, bu meselenin adı zapta karşı tekefüldür. Bak zapt kelimesi zaten ipucu sizin için. Zapta karşı yani bir başkasının bu mal benimdir şeklindeki hak iddia etmesi zapta karşı tekefülü söyler. Tekefülü sorumluluk kelimesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O manaya çıkar. Zaptan doğan sorumluluk. Üçüncü kişinin hak iddia etmesinden doğan sorumluluk daha Türkçe ifadeyle. Direkt tanım sorusu dolayısıyla cevap B seçeneği. Burada öğrencinin yanılarak düşündüğü şık genelde ayıba karşı tekefül oluyor. Arkadaşlar soruyu ayıba karşı tekefül diye işaretleyebilmeniz için soru metninde şöyle bir şey olması lazım. 10 ton portakalların yarısı çürük geldi. Anlatabiliyor muyum? Hani ayıplı bir mal ifadesi. İşte aldığın elbisenin ya da aldığın malın eve gidip baktın ki kolunun altı sökülmüş. İşte kenarında dikiş hatası varmış. Ütü hatası varmış gibi bir şey varsa yani malda bir ayıp, bir problem varsa bu ayıba karşı tekefül olur. Zapta karşı tekefülde sattığınız ya da satın aldığınız bir malın bir başkası tarafından benimdir şeklinde bir hak iddiasının olması söz konusu. Yani benim malımı nasıl satarsın başkasına şeklinde bir iddia söz konusu. O yüzden bu sorunun cevabı da Bursa oluyor. Geliyorum diğer soruya. Biraz önce bunu size tanımlamıştım bir soruda. Oradan bakın hemen hatırlayarak cevaplayabilirsiniz. Karşılıklı birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan hukuki işlem. Direkt tanım. Sözleşme. Sözleşme karşılıklı. Yani bir alan, bir satan. Bir bağış veren, bir bağış alan. Bir kiralayan, bir kiraya veren şeklinde. Karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıdır. Birbirine uygun demek ne demek? Anlaşmamız demek. Anlaşamazsak o zaman herkes kendi yoluna gider. Kimse sözleşme yapmış olamaz. Dolayısıyla bu tarz hukuki işlemlerin adına sözleşme diyoruz. Ben diğerlerini size tanımlayacak olursam şöyle söyleyebiliriz. Sebepsiz zenginleşme, taraflardan birinin aşırı zenginleşip diğer tarafın buna karşılık fakirleşmesi ve zenginleşme ile fakirleşme arasında uygun illiyet bağının olması hali bizim için sebepsiz zenginleşmedir. Örnek veriyorum. Senin hesabına para yatıracaktın. Bir rakamı yanlış giriyorum. Para gidiyor bir başkasının hesabına. O başkasından parayı geri alabilmemin adı kısaca sebepsiz zenginleşmedir. İcap, sözleşme yapılırken açıklanan irade beyanlarından ilkidir. Bunun yeni ismi öneri. Yeni kanun bunu öneri diye söylüyor ama icap diye de karşınıza çıkabilir. Sözleşme yapma teklifi kısaca. Sana evimi 100 bin liraya satayım mı? Bu telefonu 50 bin liraya alır mısın? Şeklinde yaptığım tekliflerin adına icap denir. Sözleşmeyi zaten konuştuk. Haksız fiil, hukuka aykırı bir fiil ile birine zarar veren kişinin bu zararı tazmin etmesi sistemine haksız fiil diyor. Dolayısıyla soruyla hiç alakası yok. İcaba davet yani öneri daveti ise öneride bulunması gereken unsurlarda bir eksiklik olması halidir. Dolayısıyla icaba davet de değil, cevabımız C seçeneği oluyor.
direkt tanım soruları. Çok gelmiş bakın tanım soruları. Hatta bu şu anki çözeceğim soruyu bile ufaktan böyle bir tanım sorusuna yontabilirsiniz. Geliyoruz diğer soruya o zaman. Gerçekte bir bağışlama sözleşmesi yapan tarafların dış görünüşte bir satın sözleşmesi yapmaları halinde. Kandırma hissediyorsunuz değil mi? Aslında bağışlama yapılmış gibi. Ama dışarıya karşı bunu satın diye söylüyorsun. Bak bunun en güzel örnek bizim ülkede şu. Baba 3 tane çocuğu var. Çocuklarından birine evi aslında bağışlıyor. Parasız olarak veriyor. Ama diğer çocuklarının tepkisinden korktuğu için ya yok diyor ne bağışlaması ben ona para karşılığı verdim. Sattım yani diyor. Bizim günlük hayatta en karşılaştığımız olay bu. Sizin de böyle sıklıkla belki sağda solda ya da kendi ailenizde duyduğunuz bir mesele. Aslında bağışlanıyor, parasız olarak veriliyor ama diğer çocukların tepkisinden korkulduğu için yok ya ne bağışlaması, ne parasızı, para aldım ben onun karşılığında deyip satmış gibi gösteriyorsunuz. Bu tarz işlemlerin adına yani irade ile irade beyanı arasında yaratılan uyumsuzluklara biz muvazaa diyoruz. Dolayısıyla cevap E seçeneği oluyor. Muvazaa, kanuna karşı hile hali. Neden A şıkkını işaretlemediniz? Çünkü kanuna karşı hile hali diye söyledim. Muvazaada arkadaşlar düz bir hile yok. Dikkat ederseniz iki farklı işlem var. Bir bağışlama yapmış gibi gösteriyorsunuz ama aslında satım yapmış oluyorsunuz. Ya da satım yapmış gibi oluyorsunuz ama bağışlama diye gösteriyorsunuz gibi farklı iki işlem söz konusu. O yüzden düz bir kanuna karşı hileyi işaretleyemezsiniz. O yüzden sadece muvazaayı işaretleyebilirsiniz. Hata diye niye işaretleyemezsiniz arkadaşlar? Hata olabilmesi için soruda birinin bağışlama yaparken yanılıp satım yapmış demesi lazım. Soru metninde yanıldı, hataya düştü, yanılgıya düştü gibi bir kelime geçiyor mu? Hayır. Dolayısıyla B'yi işaretleyemezsin. Gabin, ilk soruda konuşmuştuk zaten. Gabin'le hiç alakası yok böyle bir sorunun. Çünkü bir tarafın tecrübesizliği, bilgisizliği, deneyimsizliği gibi bir durum sömürülerek sözleşme yapılmıyor soru metninde. Tasarruf işlemi de diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü tasarruf işlemi benim hakimiyet alanımdan çıkıp senin tasarruf edebileceğin hakimiyet alanına giren işlemleri kasteder. Burada da böyle bir tanım olmadığı için cevap E seçeneği oluyor. Geliyorum. Üçüncü dönem. 2013'ün üçüncü dönem sorularına. Hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir? Biraz öncesi haksız fiili tanımladım. Gelin bir daha tanımlayalım. O tanımdan hareketle unsurlarını sayalım. Hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar veren ve bu zararı ile fiil arasında hukuki bağ, illiyet bağı, neden sonuç ilişkisi olan ve zararı veren kişinin kusurlu hareket etmesine dayalı olan bir sorumluluk prensibidir. Tanımı bir daha veriyorum. Unsurları işaretliyoruz. Hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar veren, zarar ile fiil arasında illiyet bağı, neden sonuç ilişkisi olan, yani Türkçe olarak bu zarar bu fiilden doğmuştur. Ya da bu hukuka aykırı fiil işte bu zarara sebep olmuştur diyeceğiniz bir bağın olması ve zararı veren kişinin kusurunun yani kastının ya da ihmalinin olması gerekir. Haksız fiilin unsurları bunlardır. Sözleşmeye aykırı hareket, haksız fiil unsuru değil. Konuyu hiç bilmeyen bir öğrenci sınava girse arkadaşlar bu şıkta, bu soruda A şıkkını işaretlemek aklına bile gelmez. Çünkü sözleşmeye aykırı hareket ediyorsan bu haksızdır diye düşünürsün, gidip bunu işaretler. Fakat haksız fiilin kanunun saydığı 4 tane unsuru vardır. Bunun dışında bir beşinci unsuru türetemezsiniz. 4 unsur. Hukuka aykırı fiil, zarar, uygun illiyet bağı ve kusur olacak. Bunun dışında başka bir şart yok. Bu kadar. Dolayısıyla A seçeneği uydurmadır. Bu şık için cevap oluyor. Daha doğrusu bu soru için cevap oluyor. Evet, geliyoruz genel işlem koşulları ile ilgili bir soru. Biraz önce onun bir tanım sorusu vardı hatırlıyorsunuz. 2012 döneminde gelmişti, değil mi? Çözmüştük. Genel işlem koşulları hemen aklına şeyi getir. Bankadan kredi almak istiyorsun, kredi kullanmak istiyorsun. Sana böyle çarşaflarca dolu bir kağıt destesi sunuyorlar. Şuraları şuraları imzala diyorlar. Tamam, kredi alıyorsun. Kredi sözleşmesi yapıyor. Genel işlem koşullu sözleşme yapmak daha önceden hazırlanmış matbu basılı formları kullanarak sözleşme yapma hali. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru. Genel işlem koşulları bir sözleşme yapılırken düzenleyenin çok sayıda benzer sözleşmelerde kullanmak amacıyla
tek başına hazırladığı sözleşme hükmü. Doğru. Banka daha önceden bir sürü hazırlamış, basmış formlara hazırlamıştır. Bunları ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla sizin önünüze getirecek. Yani her bir müşteri geldiğinde önüne getirecek, önüne getirecek. Doğru. Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine aykırı genel işlem koşulları yazılmamışsa. Doğru. Sözleşmenin türüne, niteliğine aykırı olan, yaptığımız işin özellikleriyle bağdaşmayan genel işlem koşulları kanun gereği yazılmamış olarak kabul edilir. Geliyorum C seçeneğine. Genel işlem koşullarındaki bir hüküm birden çok anlama geliyorsa, ya bir okuyorsunuz maddeyi, böyle de olabilir diyor, şöyle de olabilir diyor. Hangisi olacak o zaman deyip tereddüt yaşıyorsanız, kanun diyor ki bu düzenleyen aleyhine, karşı taraf lehine yorumlanır. Yani bizim banka müşteri örneğinde müşteri lehine yorumlanır, banka aleyhine kabul edilir diye söylüyor. Gerçi bunu hangi banka ne kadar kabul eder o ayrı ama doğru. Geliyorum D seçeneğine. Genel işlem koşullarına, dürüstlük kuralına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine hükümler konulamaz. Doğru. Yani bizim olayda örnekleştirirsem, müşteriyi yerin dibine sokan, müşteriyi mağdur eden, müşteriyi zarara uğratacak olan dürüstlük kuralına aykırı bir hükmü genel işlem koşullarına koyamazsınız. Tabii bunlar biraz derste anlatırken de tartışmıştık. Hani konulamaz, yapılamaz, edilemez diye söylüyoruz ama uygulamaya baktığınızda günlük hayatta hiç öyle görmüyoruz bunları. Tabii günlük hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Onu atıyoruz bir kenara. Kanunun söylediğine odaklanıyoruz. Kanun diyor ki genel işlem koşullarında dürüstlük kuralına aykırı bir şartı sözleşmeye koyamazsınız. Çünkü bu müşteriyi, vatandaşı mağdur eder diyor. Biz de öyle biliyoruz. Geliyorum E seçeneğine. Genel işlem koşulları yazılmamış sayılan sözleşmelerin diğer hükümleri de geçersiz hale gelir. Hayır. Yazılmamış. Atıyorum 30 maddelik bir genel işlem koşullu sözleşme. Bunun ilk 3 maddesi yazılmamış sayıldı. Kalan 27 maddesi geçerlidir. O ilk üçünün geçersiz sayılması kalan 27'nin de geçersiz sayılacağı anlamına gelmez. Oysa şık ne diyor? Kalanlarının da diğer hükümleri de geçersiz hale gelir diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Dolayısıyla E şıkkı yanlış oluyor. Sesi kontrol ediyorum. Gitmemesi lazım. Ses var. Bence de var Recep. Esra'cığım, sen en son servisteydin. Acaba o ara bir şey mi oldu sese? Ne oldu? Evet. Geliyoruz 2013'ün 3. döneminin 3. sorusuna. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş. Ya Özge dur şimdi. Soru bir dursun. Seste bir problem, yani az gelmekle ilgili bu. Mikrofonu yaklaştırdık. İnanın burada da ses monitöründe de ses en sonda. Ben de biraz daha fazla bağırıyorum. Bir tık daha bağıracağım. Sanırım şimdi biraz daha iyi gelecek. Bir grup da ses iyi diyor, yani problem yok diyor. Sesi bir tık az gelen arkadaşlarım bilgisayarın sesini bir tık açsın. Belki ne bileyim hani onunla mı alakalıdır bilemiyorum. Eminim kontrol etmiştirsiniz gerçi ama onunla alakalı alırım. Cümleyi vuramadım. Onunla alakalı olabilir. Ben de bir tık daha fazla bağırarak anlatacağım. Daha iyi duyun diye. Evet, geliyoruz diğer soruya. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş kusursuz sorumluluk hallerinden biridir. Bir diğer ezber sorusu. Şimdi biz de sorumluluk halleri ikiye ayırıyoruz. Kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk. Kusur sorumluluğu demin konuştuğumuz haksız fiil. O dört tane şartı olan haksız fiil halleri. Kusursuz sorumluluk halleri ise, mesela hemen şıklardan giderek konuşalım. Ev başkanının sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu. Bu soruda bir ipucu var yalnız. Kişisel durum sicilinden doğan devletin sorumluluğu, hayvan tutanın sorumluluğu. Bak şimdi tapu sicilinin tutulmasından doğan devletin sorumluluğu. Baba, bütün şıklar doğru. Hepsi kusursuz sorumluluk hali. Bu şık, bu soruda seni doğru cevaba götüren ipucu laf, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş sorumluluk hallerinden biri soruluyor. Arkadaşlar, kusursuz sorumluluk hallerinin bazıları Borçlar Kanunu'nda, bazıları Medeni Kanun'da yazıyor. Bak sorunun hinliğine bakın. Şıkların hepsi kusursuz sorumluluk halidir. Soru size Borçlar Kanunu'nda düzenleneni soruyor. Oysa biz biliyoruz ki bazı kusursuz sorumluluk halleri de Medeni Kanun'da düzenlenmiş. D seçeneği arkadaşlar, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş sorumluluk hallerinden biridir. Diğer dördü, yani ev başkanının,
taşınmaz malikinin, kişisel durum sicilinde devletin ve tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu halleri medeni kanunda düzenlenmiş sorumluluk halleridir. Hayvan tutanın sorumluluğu hali borçlar kanununda düzenlenmiş sorumluluk halidir. Dolayısıyla bakın işte biraz önce de vurguladığım gibi bazen bütün şıklar doğru, bazen bütün şıklar size bir şey ifade etmiyor olabilir. Sizin en doğruyu bulmanız gerekiyor. Hepsi kusursuz sorumluluk halidir bu soruda. Ama borçlar kanununda düzenlenmiş olan hayvan tutanın sorumluluğu. Diğerleri medeni kanun. Maalesef bir ezber sorusuydu. Geliyoruz diğer bir soruya. Temsilcinin kendi adına fakat yetki veren hesabına hareket ettiği temsil. Şimdi yazmaya çalışacağım. Umarım güzelce yazabilirim. Temsil hali bizim için iki şekilde olabilir. Doğrudan temsil ve fena da yazmadım. Dolaylı temsil. İki tip temsilimiz. Doğrudan ve dolaylı. Temsilci. Temsil olunan adına, temsil olunan hesabına hareket ediyorsa bu doğrudan temsildir. Bir daha söylüyorum. Temsilci, temsil olunan adına, temsil olunan hesabına hareket ediyorsa doğrudan temsil. Temsilci, kendi adına ama yetki veren temsil olunan hesabına hareket ediyorsa bu dolaylı temsildir. Soruya gel. Temsilci kendi adına hareket ediyormuş ama yetki veren hesabına, yani temsil olunan hesabına hareket ediyorsa bu temsil nedir? Dolaylı temsildir. Doğrudan temsil olamıyor zaten, tanım gereği dedik. Tek taraflı hukuki işlem hiç alakasız bir şık, vekalet hiç alakasız bir şık, ticari temsil hiç alakasız bir şık. Arkadaşlar zaten bak soruda indirgeyeceğin iki şık var. Ya doğrudan temsil ya dolaylı temsil olabilir diyorsun. Gördüğünüz gibi ikiye ayırıyorum. Diğer şıklar bu soruya konulmuş örnek niyetinden uydurma şıklardır. Tanımı bir daha veriyorum. Belki bazı arkadaşlarımız not ediyor olabilir. Doğrudan temsil, temsilcinin temsil olunan adına, temsil olunan hesabına işlem yapması hali. Dolaylı temsil ise temsil olunan adına, pardon kendi adına ama temsil olunan hesabına işlem yapması halidir. Dolayısıyla E seçeneği bizim için burada cevap oluyor. Çok tanım sorusu geliyor bakın, fark ediyorsunuz değil mi? Yani neredeyse her iki soruda bir tanım sorusuyla karşılaşıyoruz. Geldik yeni bir soruya. Kanun tarafından, bak yine bir tanım sorusu. Kanun tarafından düzenlenmiş sözleşmeleri, unsurları, taraflarca kanunun öngörmediği tarzda bir sözleşme ilişkisinde bir araya getirildiğinde ortaya çıkan sözleşme türü. Kanunda düzenlenmiş olan sözleşmeler, kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya getiriliyorsa biz bunlara karma sözleşme diyoruz. Meriç, sorular bir tek sende mi çıkmıyor? Gençler, sorular bir tek Meriç'te mi çıkmıyor yoksa diğerlerinde de sorular gözükmüyor mu? Meriç, senin ekranda bir sorun var o zaman. Bir gir çık yap, bir gir çık yap, bir güncelle. Biz zaten anca bu soruyu çözeriz. Evet, devam o zaman. Direkt tanım sorusu yine. Kanun tarafından düzenlenmiş sözleşmelerdeki unsurların kanunun öngörmediği tarzda bir araya gelmesi karma sözleşmedir. Arkadaşlar bu soruda ikili sözleşme diye bir şey yok. Bu uydurma bir şey. Tamamen atmasyon bir şey. Kelimeyi uydurmuş. Gitti. Tek taraf sözleşme olabilmesi için sorunun şöyle olması lazım. Tek bir tarafın irade açıklamasıyla kurulan sözleşme hangisidir dese tek taraflı sözleşmedir. Kanunun öngördüğü sözleşmelerdeki unsurların kanunun öngördüğü tarzda bir araya gelmesi kendine özgü sözleşmelerdir. Ama soru kanunun öngörmediği tarzda bir araya gelmesini soruyor. Bu da gitti. Ön sözleşme diyebilmen için sorunun şöyle olması lazımdı. Tarafların ileride yapacakları sözleşmeye hazırlık olması için önceden yaptıkları bir sözleşme deseydi ön sözleşme olurdu. Dolayısıyla bu da değil. Cevabımız E seçeneği oluyor. Evet, geldik bir faiz sorusu. Şimdi faiz meselesinde ikili düşünmem lazım. Soruya girmeden önce hemen onu bir hatırlayalım bilgi olarak, derse dönelim. Faiz ticari işlerde ve adi işlerde faiz şeklinde karşımıza çıkabilir. Adi işler nedir? Borçlar kanununa tabi olan işler. Adi işler, yani borçlar kanununa tabi olan işlerde faiz oranını istediğiniz gibi yazabilirsiniz.
İster yazarsanız, ister yazmazsanız, yani serbest. Borçlar kanunundaki adi işlerde faiz meselesini istediğiniz gibi halledebilirsiniz. Bileşik faiz adi işlerde yasak. Yani faize faiz yürütme meselesi adi işlerde uygulanamaz. Kastettiğim demek ki basit ana para faizi ya da temerrüt faizi ya da kapital faizi bir diğer isimde ya da basit faiz hali. Ticari işlerde faiz ise, yani tacirler arasında yapılan sözleşmelere faiz uygulamasında ise, sözleşmeye yazmasanız bile faiz uygular. Bir daha söylüyorum. Ticari işlerde sözleşmeye faiz istiyorum diye yazmasanız bile faiz uygulanır. Ama adi işte sözleşmeye yazmanız gerekirdi. Demek ki tam tersi. Bu bir. İki. Adi işlerde bileşik faiz yasaktır. Ticari işlerde bileşik faiz yasaktır. Ama bileşik faize ticari işlerde 3 durumda izin veriliyor. Her iki taraf bakımından ticari nitelikte olan ödünç sözleşmeleri, cari hesap sözleşmeleri ve kambiyo senetlerinde müracaat hakkının kullanılması durumunda, bir daha sayıyorum, cari hesap sözleşmeleri, her iki taraf için ticari olan ödünç sözleşmeleri ve kambiyo senetlerinde müracaat hakkı kullanılırken bu 3 ticari işte bileşik faize izin veriliyor. Adi işte zaten yasak, ticari işte yasak, ticari işte 3 halde bileşik faize istisna tanınmış. Şimdi bu bilgilerden hareketle geliyorum soruya. Her iki taraf için ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz olabilir. Şimdi söyledim. 3 istisnadan biri. Olur. Adi işlerde bileşik faiz olabilir. Hayır. Adi işte de, ticari işte de bileşik faiz yasaktır. Ticari işlerde demin söylediğim 3 ihtimalde bileşik faize izin verilmiş istisna. Adi işlerde faizin ana parayı geçmesi yasak. Yok niye? Faiz ana parayı geçebilir. Hatta öyle ki çoğu zaman faiz zaten ana parayı geçiyor dava dosyalarına baktığınız zaman. Böyle bir yasak, böyle bir kural falan yok. Geç edebilir, geçmeye edebilir. O faiz oranınıza bağlı bir şey. Ticari işlerde temerrüt faiz oranı, gecikme faizi oranı, kanuni faiz oranının %100'den fazlasını aşamaz. Yok, kanun öyle bir şey demiyor. Aşabilir, aşmayabilir. Ama kanunun söylediği aşamaz diye söylediği bir kural lafı yok. Bu da gitti. Ki ticari işlerde genelde de aşar zaten arkadaşlar. Adi işlerde sözleşme ile belirlenebilecek olan kapital, yani ana para faiz oranı, sözleşmeyi adi işlerde istediğiniz gibi yazabilirsiniz dedik. Kanuni faiz oranının %100'den fazlasını aşamaz. Bak yine D şıkkı. Yo, aşabilir. Öyle bir kural yok. Şimdi bilmeyen bir arkadaşım baktığı zaman o %100 mü? Çok. O zaman kesin aşamaz deyip bunları doğru gibi görebilir. Arkadaşlar öyle bir kanun maddesi yok. Ticari işte de, adi işte de, temerrüt faiz oranı da, kapital faiz oranı da %100'ü de aşabilir. %200'e de ulaşabilir. Hiç ulaşmaya da bilir. Bu tamamen bizim aramızdaki anlaşmaya bağlı bir şey. Kanunun söylediği böyle bir kural yok. Dolayısıyla cevap ne oluyor? A. Geliyoruz yine bir tanım sorusuna. Demin bir soru vesilesiyle çözdüm ve o tanımı verdim. Defalarca da tekrar ettim. Bence tık diye cevaba gittiniz sanırım okumaya başladıysanız. Gelin okuyalım. Zarar gören kişinin zor durumda kalmasından, düşüncesizliğinden, deneyimsizliğinden, tecrübesizliğinden, bilgisizliğinden, yaşlılığından, sakatlığından diyerek yararlanılarak edimler arasında açık bir oransızlık yaratılması nedir? Gabin, yani aşırı yararlanma. Bazı sorularda gabin diye yazar, bazı sorularda aşırı yararlanma diye yazar. İkisi de bizim için aynı şey. Evet, dolayısıyla cevap D seçeneği. Evet, sözleşmelerin kuruluşu ile ilgili hangisi doğrudur? Sözleşmenin kuruluşunda ben şöyle aşağıya icap, yani öneri ve sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli olan diğer şartın, yani kabul, ikisi birlikte varsa bir sözleşme kurulur. Öneri sözleşme yapma teklifiniz ya da bir diğer ismiyle icap sözleşme yapma teklifiniz, kabul de bunun aynen onaylanmasıdır. İkisi birlikte varsa eşittir sözleşmeyi kurdunuz. Geliyorum şimdi hangisi doğrudur diyor. Kabul beyanının her zaman öneriyle uyumlu olması gerekmez. Nasıl yani? Uyumlu olmazsa sözleşmeyi nasıl kuracaksın? Sana evimi 100 bin liradan satayım mı? Sen buna tamam demezsen sözleşmeyi nasıl kuracaksın? Kabul etmezsen nasıl kuracağım? Demek uyumlu olması gerekiyor. Gitti. Sözleşmeler
aynı yönde ve birbirine uygun irade açıklamalarıdır. Bakın demin bir tanım sorusunda da söyledim. Sözleşmenin tanımı şudur. Karşılıklı, aynı yönde değil. Karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıdır. Aynı yönde lafı yanlıştır. Bu da gitti. Karşılıklı irade açıklamaları olacak. Ben alacağım, sen satacaksın. Ben bağışlayacağım, sen bunu alacaksın. Ben kiraya vereceğim, sen içine girip oturacaksın. Yani karşılıklı irade beyanlarımız olacak. Aynı yönde olmayacak. Yani Türkçeleştirirsen ben satıyorum, sen de satıyorsun. Kim alıyor? Karşılıklı olması lazım irade açıklamalarımızın. Bu da yanlış. Ismarla, bak bu bir kanun cümlesidir. Direkt kanundan cümle alıp koymuş. Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz diyor. Pardon, üstünü çizdik arkadaşlar, bir saniye. Coştura coştura anlatırken kapıldık gittik. Durun hemen size sileyim, çeldirmesin sizi. Yanlış anlamayın. Evet, affedersiniz, devam edelim şimdi. Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Doğru. Ben senden talepte bulunmuyorum. Bana şu kitabı da gönder demiyorum. Yani ısmarlamadım. Sen bana onu gönderiyorsun. Bu nasıl bir sözleşme teklifi olabilir ya? Benim iradem var mı bunu gönder diye? Bana da o kitabı gönder diye sana talepte bulundum mu? İradem var mı? Yok. İradem yoksa, yani ısmarlamadığım bir şeyi bana göndermen benim için bir sözleşme teklifi olamaz. Doğru. Ve direkt bir kanun cümlesidir. Tık diye alıp koymuşlar. Geliyorum D seçeneğine. Taraflar sözleşmenin esaslı noktaları üzerine anlaşmasalar dahi, anlaşmış olmasalar dahi sözleşme kurulmuş sayılabilir. Nasıl yani? Neyi satacağımız konusunda anlaşmadıysak, sözleşmeyi ne üzerinden satın alıyorum o zaman? Niye sözleşme yapıyorum? Bana bu kalemi sat diyerek o kalem üzerinde anlaşamadıysam, hangi kalemi satacağım belirsizse yani, sözleşmeyi nasıl kurmuş olabiliriz? Kuramayız. Yanlış. Bu da gitti. Doğrudan iletişim sırasında yapılmış olsa bile, mesela telefonla konuşurken, telefon ve bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla yapılan öneri hazır olmayanlar arasında yapılmış öneridir. Arkadaşlar ipucu, hazır olanlar arası görüşme, anında cevap verebilme imkanı olan, hazır olmayanlar arası görüşme, anında cevap verebilme imkanınızın olmadığını söyler. Telefona anında cevap verebiliyor musun? Telefonun ucundasın. Sana evimi satayım mı? Anında cevap verebiliyorsun. O zaman bu hazır olanlar arası bir görüşmedir. Hazır olmayanlar değil. Bu da gitti. O zaman senin hazır olanlar olmayanlarla anlaman gereken kilometrelerce yan yana olmak ya da kilometrelerce uzakta olmak değil. Vücut olarak yan yana olup vücut olarak çok uzakta olmamız değil. Anında cevap verebiliyorsan hazırlar arasıdır. Örneğin telefon. Anında cevap veremiyorsan hazır olmayanlar arasıdır. Örneğin mailleşiyor. Dolayısıyla E seçeneği yanlış. Geliyorum diğer bir soruya. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, işte bu yeni kanundur. Bu kanuna göre taşınmazlara ilişkin olarak aşağıda verilen sözleşmelerin hangisinin geçerli olarak kurulmasında resmi şekil gerekli değildir. Ben yanına doğru yazıyorum arkadaşlar kanunun söylediği kuralları. Taşınmaz satış sözleşmesi tapuda yapılacak. Tapu da resmi bir kurum, resmi şekil gerekir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bak dikkat et, vaadi sözleşmesi diyor. Satış sözleşmesi demiyor. Noterde yapılır, noter resmi bir yer, resmi şekil gerekir. Geri alım ve alım sözleşmesi taşınmazlarla ilgili olarak tapuda yapılır. Gördüğünüz gibi yine tapu resmi bir yer, resmi şekil gerekir. Ön alım sözleşmesi ise sadece yazılı olarak yapılması yeterli. Yani sadece senin ve benim yazılı olarak yapmamız yeter. Notere gitmemize gerek yok. Tapuya gitmemize gerek yok. Ha istiyorsak gidebiliriz. Buna bir engel yok. Ama kanun özel olarak ön alım sözleşmesi için, taşınmazın ön alım sözleşmesi için tapuda yapın, noterde yapın diye bir resmi şart getirmiyor. Yazılı yapmamız yeterli. Dolayısıyla resmi şekle ön alım sözleşmesinde gerek yok. Cevap bu sebeple Edirne. Evet, geliyoruz bir diğer soruya. Alacaklının hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilmek. Demek istiyor ki yani tek muhatabın borçlu, ey alacaklı. Borçlu dışında başka hiçbir muhatabın yok bu sözleşmede. Bu hususa borçlar hukukundaki ilkelerden hangisi denir diye soruyor size.
Bir daha söylüyorum. Alacaklının hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilmesi. O zaman Türkçeleştiriyorum. Borçlu borcu ödemezse annesine babasına gidip borcu öde diyememenizin adı nedir? Arkadaşlar bu ilkenin adı nispilik ilkesidir. Alacaklının muhatabı borçludur. Borçlunun muhatabı da alacaklıdır. Alacaklı ve borçlunun dışında bu ilişkide başka kimse olmadığı için diğer kişiler sözleşmede muhatap ya da herhangi bir ilgili konumunda bulunamaz. Bu ilişkinin adına biz nispilik ilkesi diyoruz. Dürüstlük ilkesi, hakları kullanırken, borçları yerine getirirken dürüst davranmamız gerektiğini söyler. Hiç alakası yok. Kusurlu sorumluluk ilkesi, biraz önce söylediğim aslında bu meselenin adı haksız fiil meselesidir. Dolayısıyla bu konuyla uzaktan yakından alakası yok. Üçüncü kişi aleyhine borç kuramazsınız. İsminden de çıktığı gibi üçüncü kişiyi borçlu konumuna sokamazsınız ikimiz sözleşme yaparken. Haliyle bunun da bir alakası yok. İrade özelliği şunu söyler. Borçlar hukukunda tarafların iradeleri özgürdür. Anlaşabildikleri ölçüde sözleşmeyi yaparlar. İradeler özerk, özgür. Anlaşabildikleri ölçüde sözleşmeyi yaparlar. Anlaşamıyorlarsa herkes kendi yoluna gider. Dolayısıyla E seçeneğinde bir alakası yok. Cevap adam olabilir. Geldik yeni bir soruya. Bir süre sorusu ve biliyorsam tık diye işaretleyebileceğim bir soru. Sözleşme ilişkisinden doğan alacaklar. Kanunda aksine bir düzenleme olmadıkça 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Yine düzgünce yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Haksız fiillerde zaman aşımı süresi 2 yıldır. Haksız fiilde zaman aşımı süresi 2 yıl. Sebepsiz zenginleşmelerde zaman aşımı süresi 2 yıl. Sözleşmede zaman aşımı süresi 10 yıl. Bu üçünü ezberlemek zorundayız. Bir daha söyleyeyim. Yazdık zaten. Oradan da takip edin. Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmelerde zaman aşımı süresi 2 yıldır. Sözleşmeden doğan zaman aşımı süresi 10 yıldır. İstisna bazı sözleşmelerde, ki soru size onu sormuyor, kural olanı soruyor, istisnayı sormuyor ama istisna niyetinden söylüyorum. İstisna bazı sözleşmelerde, mesela iş sözleşmelerinin bazı türlerinde, mesela bankacılık hukukunda yapılan sözleşmelerin bazı türlerinde istisna 5 yıllık süre olabilir. Ama soru bize istisnayı değil, geneli de sorduğu için E seçeneğini işaretliyor. Evet, yine bir tanım sorusu geldi. Alacaklının borçluyu borçtan kurtarması sonucunu doğuran sözleşmeye ne ad verilir? Alacaklının borçluyu borçtan kurtarması. Yani Türkçe şunu kastediyor. Alacaklı ben alacağımı istemiyorum, vazgeçtim. Tamam, alacağı yerine getirme diyor. Borçlu da oh ne güzel diyerek oturup bunun için sözleşme yapıyorlar. Alacaklı alacak hakkından vazgeçiyor. Borçlu için bir problem yok zaten. Oturup bu konuda anlaşıyorlar. Bu sözleşmenin adı İbra Sözleşmesi'dir. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. İbra ticaret hukukunda farklı bir anlama gelir. Hemen hatırlayın, ticaret hukukunda yönetim kurulu üyelerinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilebilmeleri için ibra edilmiş, aklanmış olmaları gerekiyor genel kurul tarafından. Hiç o konuyla buradaki ibranın bir alakası yok gördüğünüz gibi. Burada yani borçlar hukukunda ibra alacaklarının alacak hakkından vazgeçip borçluyu borçtan kurtarmasına yönelik yapılan sözleşme. Rücu sözleşmeden dönmek demek. Burada öyle bir şey yok. Rücu sözleşmeden dönme anlamında, dediğim gibi burada öyle bir şey yok. Kefalet, borçlunun borcu ödemesine kefil olma halidir. Öyle bir şey yok. Takas, karşılıklı aynı cinsten borçların muacil olması şartıyla sona erdirilmesidir. Öyle bir şey yok. Yenileme, tarafların borçları yeni bir borç yaratmak suretiyle sona erdirmeleri halidir. Borcu yeni bir borç yaratarak sona erdirme halidir yenileme. Dolayısıyla bu da yok. Cevap ne oluyor yine? Yani hepsini tek tek tanımladık. Buradan da sonucu çıkarabiliyoruz. Evet, uzun bir soru. Yeni borçlar kanunumuz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre zaman aşımının durması ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi kitapçıklarınızda ya da çalıştığınız kitaplarda, materyallerde zaman aşımının durması sebeplerini böyle tek tek yazılmış görüyorsunuz. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Derste de saygı üstünde durduk. Zaman aşımının durması sebeplerini ezberlemeniz,
hatta bu soru vesilesiyle de söyleyebiliriz ki sadece durma değil, zaman aşımının kesilmesi sebeplerini de ezberlemeniz gerekiyor. Zaman aşımı sürelerinde durmak ve kesilmek farklı anlamlara gelir. Durma demek, durduran olay kalktıktan sonra sürenin kaldığı yerden işlemeye devam etmesi demektir. Kesilmek demek ise sürenin en baştan yeniden işlemeye başlaması demektir. Burada tabii durmakla ilgili meseleyi soruyor. Zaman aşımının durması ile ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru. Durma sebeplerinizi ezberlediğinizi varsayarak, velayet devam ettiği sürece çocukların ana babalarından olan alacakları için zaman aşımı süresi durur. Doğru, bu bir durma sebebi. Borçlu borcu için kefil göstermişse kefalet ilişkisi mevcut olduğu süre boyunca durur. Böyle bir durma sebebi. Bu uydurma. Evlilik devam ettiği sürece eşlerin birbirlerinden olan alacakları için zaman aşımı süresi durur. Alacaklı ve borçlu sıfatı aynı kişide birleşirse devamı geliyor, devam ediyor. Evet, zaman aşımı süresi durur. Alacağı Türk mahkemeleri önünde ileri sürme imkanınız olmadığı sürece de zaman aşımı süresi durur. B seçeneği bir durma değil. Dikkat et şimdi. B seçeneğindeki durum bir zaman aşımının kesilme sebebidir. Durma değil. Dolayısıyla yanlış cevap B olur. Durma ve kesilme sebeplerini ezberlememiz lazım. Bir diğer soru olarak sevilmesi, yani sorulması sevilen bir konudur. Ezberleyeceksiniz maalesef. Evet, yeni borçlar kanunumuza göre borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan sorumsuzluk anlaşmasına bağlanan yaptırım. Arkadaşlar, borçlu ağır kusurla birine zarar verirse bundan sorumlu olmayacaktır diye yazılan bir sorumsuzluk anlaşması geçersizdir. Böyle bir şey yazamazsınız. Bu yaptırımın adı da kesin hükümsüzlük. Kesin hükümsüzlük yerine sorularda şu kelimeyi de bulabilirsiniz. Mutlak. Kesin hükümsüzlük mutlak demektir. İptal ettiremezsiniz. Askıda geçerlilik ya da geçersizlik, ki B ve C seçenekleri aynı şeyi söyler, olmaz. Yokluk hiç kurmadığınız, sözleşmeyi hiç yapmadığınız anlamına gelir. Bu olayda ne var? Sözleşmeyi yapmışsınız ve sözleşmenin içine yazmışsınız. Borçlu ağır kusurla zarar verirse sorumlu olmayacak. Hani bazen bazı lokantalarda ya da ne bileyim otobüste, bazı böyle otellerde bilmem nelerde yazar ya, işte kaybolan eşyalarınızdan sorumlu değiliz. İşte ne bileyim unuttuğunuz eşyalarınızdan sorumlu değiliz. O mantıkla düşünerek bir sorumsuzluk anlaşması yazılıyor sözleşmenin. Borçlu ağır kusurla verdiği zararlardan sorumlu değildir diye yazılmış. Ağır kusurla verilen zararlardan sorumsuzluk şeklinde yapılan bir anlaşma geçersizdir. Bu geçersizliğin adı kesin hükümsüzlüktür. Yani mutlaktır. Cevap edin. Nazmi, ses az geliyor. Sesi artır. Vallahi bende ses full. Benim ses sistemimde full. Mikrofon zaten. Mikrofonu daha nereye takabilirim? Burnuma takıp anlatamam. Şöyle tutayım mikrofonu gençler. Ha. Böyle tutunca nasıl? Nazmi, şöyle olunca iyi mi ses? Yaz bakayım. Şimdi iyi. İyi, hadi o da böyle tutuyorum o zaman şimdi. Bak. Şurada sakal makal olaydı, şuraya takardık ama yok işte. Haliyle böyle yapacağız. Harika, tamam. Ece, evet. Servisten indin herhalde. Ya o zaman keşke baştan böyle yapaymışız ya. Şimdi daha iyi oldu bak. Vardın eve. Tamam, süper. Şimdi uzat ayakları, dinlemeye devam et. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Hangisi haksız fiilin gerçekleşmesi bakımından varlığı gerekli olan şartlardan biri değil? Demin de yazdım. Bir daha konuşuyoruz. Haksız fiilin şartları nedir? 4 tane şart söyledik. Hukuka aykırı bir fiil ile birine zarar vereceksin. Zarar ile fiil arasında illiyet bağı, neden sonuç ilişkisi olacak ve kusur. 4 tane şart. Haksız fiilin 4 şartı. Şimdi buna göre şıklara bakıyorum. Hukuka aykırı fiil, hukuka aykırı davranış olacak. Kusur, kast veya ihmal olacak. Zarar elbette olacak. Zarar verirsen bunu tazmin ederiz. Zarar görenin rızası. Rıza verirsen o zaman nasıl tazmin edeceksin? Yani bana vurmana izin veriyorsam bu nasıl bir haksız fiil olabilir ki? Olmaz. Dolayısıyla bu gitti. Nedensellik bağı, illiyet bağı. Evet, saydığımız 4 şarttan bir tanesidir. Bak, aynı soruyu 2 farklı dönemde sormuşlar. Aynı soru. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Geliyoruz bir diğer soruya. Yeni borçlar kanunumuza göre
Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar için zaman aşımı süresi. Arkadaşlar biraz önce zaman aşımı sürelerini yazdık. Bir daha söylüyoruz. Haksız fiilde 2 yıl. Sebepsiz zenginleşmede 2 yıl. Sözleşmede kural olarak 10 yıldır demiştik. Atlama hemen, dur. Sözleşmede kural olarak 10 yıl. Ama istisnaen bazı sözleşmelerde süre 5 yıldır diye o soruyu çözerken de söylemiştik. Mesela örnek niyetinden istisna süre 5 yıllık süreye ne dedik? Bazı iş sözleşmeleri. İşte ne dedik? Bazı vekalet sözleşmeleri. Bazı tür bankacılık sözleşmeleri. İşte bak, bazı tür bankacılık ipucu sana. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar. Esnaf gibi. Bu tür sözleşmelerde zaman aşımı süresi 5 yıldır. 10 değil. Bir daha söylüyorum o 5 yıllık istisna sürelerimizi. Bu tarz küçük sanat, küçük perakende satışlardan doğan, kısaca esnaf alışverişleriyle ilgili sözleşmelerde, illa esnaf diye yazmayabilir soruda, böyle bir cümle de yazabilir. O yüzden bu lafı da iyi bilin. Bazı tür iş sözleşmeleri, mesela ev işlerinde çalışan işçi, bizim hizmetçi diye tabir ettiğimiz bir takım sözleşmelerde. Bazı tür vekalet sözleşmeleri, işte bazı tür avukatın davayı görmesiyle ilgili sözleşmelerde. Bazı tür bankacılık sözleşmelerinde, bazı mesela özellikleri belirlenmiş kredi kartı kullanım sözleşmelerinde zaman aşımı süresi 10 değil 5 yıldır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Demek ki şöyle bir laf yanlış. Sözleşmelerde zaman aşımı süresi 10 yıldır. Hayır, her zaman öyle değil. Kural olarak 10 yıl, istisnaen 5 yıllık sürede var. Evet, geliyoruz uzun bir soru. Hangisi borçlar kanununa göre geciktirici şart ile ilgili doğrudur? Geciktirici şart, bir örnek vereyim, onun üzerinden düşüneceğiz şimdi şıkları. Geciktirici, erteleyici bir şart. Sınavı kazanırsan arabayı sana vereceğim. Arabayı sana sattım mı? Arabayı sana verdim mi? Hayır. Ne zaman vereceğim? Sınavı kazanırsan arabayı sana vereceğim. Bununla ilgili hangisi doğrudur? Böyle bir hukuki olayla ilgili. Aksi kararlaştırılmadıkça geciktirici koşula bağlanmış bir sözleşme kurulduğu andan başlayarak hüküm ifade eder. Sınavı kazanırsan arabayı vereceğim diyorum. Verdin mi arabayı şimdi? Hayır. Sınavı kazanana kadar bekliyoruz. Dolayısıyla baştan itibaren bu lafı söylediğim kurulduğu andan itibaren hüküm ifade etmiyor. Ne zamanki sınavı kazanırsın o zaman arabayı veriyorum. O zaman sonra hüküm ifade edecek. Şimdi değil. Bu yanlış. Geciktirici koşul gerçekleşmezse sınavı kazanamadın. Alacaklı elde ettiği yararları geri vermekle yükümlü değil. Niye? Sınavı kazanamadın. Tabii ki geri vereceksin. Dolayısıyla bu da gitti. Ya da ben sana arabayı teslim etmeyeceğim sınavı kazanamadıysan. Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa sözleşme geciktirici koşulu. Bu bir tanım direkt. Sınavı kazanırsan arabayı vereceğim. Kazanıp kazanamayacağım belli mi? Kazanacağın kesin mi? %100 emin miyiz kazanacağından? Hayır. Dolayısıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmış benim sana arabayı verip vermemem. Dolayısıyla doğru, geciktirici şartı tanımlayan şeydir bu. Geciktirici koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar koşulun hükümlerini zedelese dahi geçerlidir. Nasıl yani? Hayır. Sınavı kazanana kadar sen, o sınav olana kadar ben arabayı gidip başkasına satıp veriyorsam o zaman nasıl geçerli olabilir? Araba gitti, geçerli olmaz. Geciktirici koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, sınavı kazanana kadar diyor yani borçlu. Borcun gereği gibi ifasını engelleyecek davranışlardan kaçınmakla yükümlü değil. Hayır. Arabayı gidip bir başkasına satamaz. Arabaya zarar veremez. Sınavı kazanıp kazanmama durumun belli olana kadar, netleşene kadar bekler. Dolayısıyla ifayı engelleyecek davranışlardan kaçınacak. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımın ne olduğu C seçeneği. Çünkü koşul ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir olaya sözleşmenin bağlanması demektir. C seçeneği de bunu söylüyor. Bu arada ara vaktiyle ilgili aklına takılan bir şey var. Çünkü saat 7'yi 10 geçiyor bana göre. Benim saatime göre. Arkadaşlar şöyle, yani bitmek üzere zaten, az kaldı. Bunları tamamlayalım. Hatta sanırım dur bakayım. Evet, bir iki dönem daha kalmış. Şöyle bir buçuğa kadar daha çözelim arkadaşlar. Biraz daha çözelim. Şöyle bir 20 geçe gibi araya çıkarız. Bir böyle bir 15 dakika kadar bir mola veririz. Sonra da dönünce artık borçlar değil, ticaret çözeriz biraz. Biraz da ticaret hukuku sorularımız var. Şöyle bir ben 3-4 soru daha bakayım.
O yüzden ara vaktimiz böyle bir 20-25 geçe gibi olacak. O yüzden devam. Borçlar kanunumuza göre diyor, takasa ilişkin olarak hangisi yanlıştır? Takas karşılıklı aynı cinsten muaccel. Bak şartları söylüyorum. Takas karşılıklı aynı cinsten muaccel borçların sona erdirilmesidir. Senin benden alacağın var, benim de senden alacağım var. İşte 100 bin liraya 100 bin lira ya da 100 bin liraya 80 bin lira ve bunların ödenme zamanı gelmişse yani muaccelse takas ederek bunları sona erdirebiliriz. Bununla ilgili hangisi yanlış? Alacaklardan biri çekişmeli ise takas ileri sürülemez. Yok, öyle bir şey söyledim mi şartlarda? Ne dedim? Karşılıklı aynı cinsten borçlarımız varsa takas edilir. Çekişmeli olsun olmasın diye bir laf etmedim. Bu yanlış. Şıkkı hemen bulduk ama diğerlerini de okuyalım. Üçüncü kişi yararına borçlanan bir kişi bu borcu ile sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas edemez. Doğru. Çünkü o senin alacağın değil. Üçüncü kişi yararına. O üçüncü kişinin. Sana ait değil. Karşılıklı alacaklarımız varsa takas edebiliriz. Senin alacağın senin değil ki. O başkasından geliyor. Dolayısıyla takas edilemez. Bu doğru. Zaman aşımına uğramış bir alacağın takası ancak takas edilebileceği anda henüz zaman aşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülür. Doğru. Karşılıklı muaccel alacaklarımızı takas edebiliriz. Zaman aşımına uğramamış olması şartıyla takas edebiliriz yani. Doğru. Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça kefili de alacaklıya ifade bulunmaktan kaçınabilir. Evet. Eğer benim sana karşı takas yaparak borcu sona erdirebilme gibi bir imkanım, bir şansım varsa kefilim borcu ödemez. Ödemek zorunda değil. Ödemeden kaçınabilir. Çünkü takas ederek sona erdirebiliriz biz zaten aramızda. Haliyle kaçınabilir. Bu da doğru. Borçlunun iflası halinde alacaklılar muaccel olmasalar bile alacaklarının müflisi olan borç bu bir istisna. Doğru bir şık ama istisna. Şimdi demin ne dedim? Karşılıklı muaccel borçları takas edebiliriz. Ama icra iflas kanununda bir istisna var arkadaşlar. Diyor ki iflasta diyor muaccel olmasa bile diyor takas yapılabilir diyor. Tabii bu bir icra iflas kanunu bilgisi. Yani dümdüz bir borçlar bilgisi değil arkadaşlar. Hani böyle bir ayrıntıyı da biliyor olmanız istenmiş. Maalesef ki haliyle bu şıkta doğru. Geliyorum yeni bir soruya. Hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir diye soru gelmiş. İbra borcu sona erdirir. Alacaklı alacağından vazgeçer. Borçlu da oh ne güzel der. Oturup sözleşme yaparlar. Demin de konuşmuştuk. İbra borcu sona erdiren bir sözleşmedir. Borçlu temerrüdünde illa sözleşme sona mı erer? Yok. Sözleşmeye devam edip tazminat istiyorum da diyebilirsiniz. Bu olmaz. Takas borcu sona erdirir. Demin de konuştuk. Alacaklı borçlu sıfatı aynı kişide birleşiyorsa borç sona erer. Mesela hep aynı klasik örnek verilir anlatılırken de. Kiracı olarak oturduğum evi satın alırsam. Kendi kendime kira ödeyemeyeceğime göre kira borcu sona erer. İfa en doğal sebep. Borcu ödersen, ifa edersen borç sona erer. Dolayısıyla cevap bursa oluyor. Bu arada 2015 dönemine geçmişiz. Bir diğer sorudayız. Yine bak aynı soru. Bunu her dönem sormuşlar. Her yıl sorulmuş bakın. Haksız fiilin unsurları arasında yer almaz. Hukuka aykırı bir fiilden zarar doğacak. Zarar ile fiil arasında illiyet bağı olacak ve kusur olacak. Fakirleşme böyle bir sebebimiz haksız fiilde yok. Dolayısıyla cevap ne oluyor? Adana. Bu sefer üstünde durmuyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Çünkü o sorudan 3 tane çözdük. Evet, uzun bir soru. Sözleşme ile kararlaştırılabilecek kapital ve temerrüt, ana para ve temerrüt faizine ilişkin borçlar kanununda öngörülen yasal sınırlamalarla ilgili hangisi doğrudur? Demin çözdüğümüz faiz sorusu ile ilgili bir soru. Ki şıkları okurken de o demin çözdüğümüz sorudaki şıklardan laflar var. Hatırlayarak cevap verebileceksiniz. Hemen bakalım hangisi doğrudur diyor. Sözleşme ile kararlaştırılabilecek yıllık kapital faiz oranı yani ana para faiz oranı, yıllık yasal faiz oranının %10 fazlasını, temerrüt faizi oranı ise yıllık yasal faiz oranı %50 fazlasını aşamaz. Biraz önce o soruyu çözerken de böyle %10, %50 aşar aşamaz. Öyle bir kuralımız var dedik mi kanunda? Hayır. Öyle bir kural yok kanunda. Bu gitti. Aşamaz diyor. Gitti. Öyle bir şey yok. Sözleşme ile kararlaştırabilecek yıllık kapital temerrüt faiz oranının her ikisi de yıllık yasal faiz oranının %50 fazlasını aşamaz. Bak demin de dediğim gibi kanun söylediği öyle bir rakamsal oran bizim için şu anda yok. Tek bir oran var, onu birazdan geliyor söyleyeceğim. Sözleşme ile kararlaştırabilecek yıllık kapital faiz, yıllık yasal faiz oranı %25 fazlasını, temerrüt faizi ise yıllık yasal faiz oranı %100 fazlasını. Hayır.
Yine de E şıkkı. %100 fazlasını, öbüründe de %10 fazlasını aşamaz diyor. Bak şimdi E şıkkına gel. Sözleşme ile kararlaştırabilecek yıllık kapital faiz oranı, ana para faiz oranı, yıllık yasal faiz oranının %50 fazlasını, temerrüt faizi oranı ise yıllık yasal faiz oranının %100 fazlasını aşamaz. Bu doğru bir şık. Ne açıdan? Şimdi kanun kural olarak işte %50 fazlası, %10 fazlası, %5 fazlası diye bir rakam yazmıyor. Ama bununla ilgili olarak borçlar kanunu yazmıyor. Ama kanuni faiz ve temerrüt faizi hakkındaki kanunda istisnaen bir madde diyor ki, dikkat et, ana para faizi yasal faizin %50'sini, ana para faizi %50'yi kısaca, kapital ana para faizi %50'yi, temerrüt faizi %100'ü aşamaz. Bir daha söylüyorum. Ana para faizi %50'yi, temerrüt faizi %100'ü aşamaz. Dolayısıyla E seçeneği o temerrüt faiz hakkındaki kanundan gelen, kanuni faiz ve temerrüt faiz hakkındaki kanundan gelen istisna dolayısıyla E seçeneği bizim için doğru oluyor. Bunun dışındakiler uydurma. Diğer şıklarda olan o %25'ler, %10'lar, %50'ler bilmem ne şeklindeki oranlar yanlış. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Evet, geliyoruz zaman aşımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Çeşitli zaman aşımı soruları çözdük. Bakın bu şıklarda hepsini bir karıştıran açıklamalar var. Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça sözleşmelerden doğan her alacak 10 yıllık zaman. Evet. Aksine istisna bir şey yoksa süre 10 yıldır. Demin bir soruda da gördük. Bazı istisna durumlarda süre 5 yıl olabiliyor. Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça demek istisna yoksa demektir. İstisna yoksa kural olarak 10 yıldır. Doğru. Zaman aşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez. Kural olarak zaman aşımı sürelerini uzatamazsınız, kısaltamazsınız, sözleşme ile değiştiremezsiniz. Doğru. Bazı durumlar zaman aşımının durmasına veya kesilmesine sebep olabilir. Kesilme ve durma sebepleri vardır. Hatta ezberlemeniz gerekiyor dedik. Doğru. Haksız fiillerde zaman aşımı zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 10 yıl. Hayır. Haksız fiilde zaman aşımı süresini kaç yıl dedim? 10 değil. 2 yıl dedik. Bu yanlış. Sebepsiz zenginleşme ve haksız fiilde süre 2 yıldır. 10 yıl değil. Zaman aşımı hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz. Evet, tarafın ileri sürmesi lazım. Süreyi ancak sen biliyorsun. Senin süren çünkü bu kanun bu süreyi sana vermiş. Bu süreyi sadece sen ileri sürebilirsin. Dolayısıyla hakim bunu dikkate alamaz sen söylemedikçe. Kendiliğinden dikkate alamaz diyoruz biz buna. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Hemen yeri gelmişken şu süreyi bir daha tekrar ediyorum. Sözleşmeden doğan süre kural olarak 10 yıldır. İstisna 5 yıllık sürelerim var. Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmede süre 2 yıl. D seçeneği bizim için yanlış oldu. Evet, yine bir tanım. Bu tanımı herhalde 3 kere sormuşlar arkadaşlar. Artık bunu herhalde hepimiz işaretleyebiliriz. Sözleşmede zarar görenin zor durumda kalması, düşüncesizliği, deneyimsizliği, tecrübesizliği, yaşlılığı, sakatlığı gibi durumlar sömürülerek edimler arasında açık bir oransızlık yaratılması hali nedir? Aşırı yararlanma yani gabi. Aynı soru gelmiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Üstünde de durmuyorum, daha fazla geçiyorum. Hangisi sözleşmeler ile ilgili yanlıştır? Sözleşme tarafların karşılıklı, o çok güzel, ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulur. Doğru. Aynı yönde değil, karşılıklı olacak. Demin bir soruda da vardı bu. Sözleşmeler iki taraflı hukuki işlem. Doğru. Bir alan bir satan olacak. Bir bağış veren bir bağış alan olacak. Bir alan bir satan. Dolayısıyla iki taraflı olması gerekiyor. Tüm sözleşmelerin geçerliliği yazılı olmasına, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı. Yo. Demin bir soruda da çözdük. Kanun bazı sözleşmeler için resmi yapmanı istiyor. Tapuya gitmeni istiyor. Notere gitmeni istiyor. Her sözleşme yazılı şekilde yapılır diye bir kural yok. Bazıları yazılı yapılır. Bazıları resmi yapılır, bazıları sözlü olarak dahi yapılabilir. Dolayısıyla tüm sözleşmeler yazılı şekle tabi değil. Bu yanlış. Hazır olmayanlar arası kurulan sözleşmeler. Yani anında cevap verebilme imkanın yokken yapılan sözleşmeler, kabul beyanının gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur. Doğru. Kabul beyanımı mektuba verdiğim, pardon, kabul mektubumu postaya verdiğim tarihten itibaren hüküm doğurur. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil kural olarak geçerlilik şeklidir. Doğru. Ve o geçerlilik şekli yazılı da olabilir. Demin söylediğim gibi sözlü de olabilir. Resmi de olabilir. Kanunda öngörülen şekil geçerlilik şeklidir. C şıkkı bizim için yanlış. Çünkü her sözleşme yazılı olmak zorunda değil.
Evet. Bir iki tane daha çözüp araya çıkacağım. Borçlar kanununa göre hangisi bir borç ilişkisinde birden fazla borçlunun her birinin borcun tamamından sorumlu olması? Müteselsil. Şimdi size şunu söylüyorum. Kısmi sorumluluk, eksik sorumluluk, tipik sorumluluk diye söylenen sorumluluk, yani B, C ve D seçeneklerindekiler uydurmadır. Öyle bir sorumluluk tipi yok. Uydurmasyon şıkka yazmış. Kelime türetmiş. Bizim için iki tip sorumluluk var. Adi ve müteselsil. Adi sorumluluk bireysel olarak sadece senin sorumlu olmanı söyler. Sadece sen. Müteselsil sorumluluk sen ve benim. Birlikte sorumlu olmamızı söyler. Soru ikimizi, yani birden fazla kişiyi kastederek sorumlu olmayı sorduğu için cevap nedir? Edirne. Bir tane daha. Şunu da çözüp araya çıkıyoruz arkadaşlar. Hangisi borçlar kanununa göre alacağın devre ile ilgili yanlıştır? Alacağı devredebilmeniz için devreden ve devralan arasında bir devir sözleşmesi. Bir daha söylüyorum. Devreden ve devralan arasında bir devir sözleşmesi yapılacak. Ve sözleşmeyi de mutlaka yazılı olarak yapmak zorundasınız. Buna göre hangisi yanlıştır? Alacağın devri kanun veya mahkeme kararı gereğince gerçekleşiyorsa, bu devir özel bir şekle ve önceki alacaklının rızası aranmasına gerek olmaksızın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Devir özel bir şekle tabi. Evet, nedir? Yazılı. Ve devre derken borçlunun rızasına, diğer alacaklının rızasına gerek yok. Üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Doğru. Alacağın devrinin geçerliliği yazılı yapılmasına bağlı. Daha şimdi söyledim. Evet. Alacaklı borçlunun açık rızasını aramaksızın alacağını üçüncü kişiye devredemez. Arkadaşlar, alacağın devrinde borçlunun rızasına gerek yok. Borçlu devretmene izin vermiyorum. Alacağı bir başkasına devredemezsin dese bile devredebilir. Bir daha söylüyorum. Alacağın devrinde borçlunun izin, onay ya da rızasına bakılmaz. İstese de istemese de devredilebilir. Bu yanlış. Alacağın devri sözü verme. Bak şimdi lafa dikkat et. Alacağın devri demiyor. Alacağın devri sözü verme şekle bağlı değil. Doğru. Ama alacağın devri deseydi şekle bağlıdır, yazılı demem gerekirdi. Bu da doğru dolayısıyla. Çünkü sözü vermeyi kastediyor. Alacağın devri ile birlikte asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş sayılır. Evet. Alacağı devrediyorsan bu alacağa ait olan her şeyi devretmiş olursun. Alacağın devri bir bütündür. Alacakla ilgili olan her şeyin devrini kapsar. O yüzden E seçeneği de doğru. Benim için yanlış olan C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar, tamamladık. Yani şu %90'ını çözdük. Son bir dönemimiz ve ikinci dönemin birkaç sorusu kaldı ama ticaret de çözmemiz lazım. Yani bir en azından 15 tane daha ticaret çözmemiz lazım. Şimdi bir araya çıkalım. Aradan sonra ticaretle devam edeceğiz. Aramız kaç dakika olsun? Şu anda 23 geçiyor. Ekranın saati 25 geçiyor desen 15 dakika yeterli. 35 kala değil, 40 kala. 40 geçe. Evet, 40 geçe devam ediyoruz. Evet, soru çözümü aynen bu şekilde gidecek arkadaşlar. Aynen bu şekilde soru çözümü şeklinde gidecek. Ya Şafak, mümkün olduğu kadar işte şunu görürsen şunu işaretle, bak bu olur falan diye bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama ya maalesef yoruma açık böyle sözel bir ders olduğu için, öyle hani matematiksel gibi bak şunu görürsen bunu işarete diye ipucu, ya bu dersler için zor. Ticaret, borçlar gibi sözel derslerden bunu görürsen bunu işaretle demek zor. Süreleri en azından hani size söyledim, tekrar ettim. Bazı tanım meselelerini oturttuk, hallettik. Bir takım hani ufak ufak, yani yapabildiğimiz kadar ipucu söylemeye çalıştık ama daha fazlası sözel dersler için çok zor arkadaşlar. Maalesef mümkün olmaz. Keşke matematik gibi olsa da şunu görünce bunu işaretle diyebilsek. Ama işte olmuyor. Bu arada yavaş yavaş araya çıkabilirsiniz arkadaşlar isteyenler. 40 geçe derse döneceğiz. Ticaret aynen bu şekilde soru çözümü olarak. Şafak, başını kaçırdın ama sen başında bir iki soru anca kaçırdın ya, çok kaçırmamıştın. Ben seni ilk yazdığını hatırlıyorum geç kalıp da geldiğinde. Daha 3 soru mu 4 soru mu ne, o kadar o kadar bile olmayabilir. Çok net hatırlamamakla birlikte, yanlış olmamakla birlikte. Bunlar zaten çıkmış sınav soruları. İnternette de bulabilirsin bunu. Oradan bir bak istersen. Evet, haydi bakalım. Aradayız o zaman. 20 kala buradayız.